Bu teyami nerelerde ya? Ne bileyim abi ya. Gelse de bizi biraz neşelendirse ya. He ya. Gelse biraz sallasa da gülsak ya. Böyle yalanlar söylenir ki ya. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otur, rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın, otur. Yine duman altı olmuşsunuz ya. Hoş geldin, nasılsın? Hamdolsun, hamdolsun, çok iyi. Lala çayı getir de. Hemen abi. Getir, getir, bugün çaysızlıktan yanıram. O gün anlattın, tadını damağımızda bıraktın, gittin. Niteyo'yu hiç koyarlar kardeş. Ya. Yine birinin işine gitmiş hemdir yani. Nerede kalmıştık? En son Amerika'da kalmıştın. Telefon açmıştılar da. Ha he. Hele deyin ki Kıbrıs'tan kim aramıştı? Kim aradı? Bakarım. Allah'ın zavallı. Ne diyeyim? Değil ki. Buş'a gitmişem, ona niye gitmemişem diye küsmüş. Sen de gitseydin ya. Ben de gittim zaten. Dedim dönüşü seni uğrayacağım. Mühsin'i bilirsiniz. En şoförüdür. 1,5 saate Kıbrıs'a geldik arkadaşlar. Bir dakika pehlivan ya. Amerika'dan Kıbrıs'a 1,5 saate mi gittin? He, Sivri ucundan girdik de, kestirme orası. Geldim ki arkadaş ne yalak, sofra hazır. Envai türlü yiyecekleri tövmüşler. Teo gelmiş ya. Şimdi onlar bir de sosyete ya. Çatalınla, bıçakla uğraşırlar onlar. Ben pehlivan iştahı. Silme götürürüm arkadaş. Şimdi o ara hem yiyirem hem de gözüm makaryosta. Makaryosun gözü de bende. Şimdi makaryos bir şey diyecek. Ağzına lafı getirir geri çekir. Getirir geri çekir. Sonunda ne deseyiz? Ne dedi? Ya neredeyse beni de yiyeceksin. Sen ne dedin? Ben de dedim ki bizim dinimizde domuz eti yemek yasaktır. Dememinen ile kıçının üstüne oturdu daha kalkamadı. İyi demişsen ha. Öyle lafı da oturtturmuşsan. Teo pehlivan bu. Sözün altında kalır mı? Neyse, o arada da çaylar gelir gidiyor. Son bardağın yarısına gelmiştim ki telefon çaldı. Yine mi telefon? He. Bu sefer arayan kim? Hasan Kalası'ndan. İyi günler komiserim. Bir şikayetim varsa bu tutmak isteyelim. Ne bu şikayeti? Komiserim, benim evime hırsız girdi, bütün paralarımı çaldı komiserim. Nasıl girdi evine hırsız, nasıl çaldı paranı ya? Komiserim, ben gece uyuyordum evde tamamen. Muhtemelen herhalde galiba kesin %100 balkon camı balkondan girdi. Balkon kapısını açık bıraktım, balkondan girdi. Bütün paralarımı çaldı komiserim. Lan balkonu kapısını açık bırakıp mı yattı? Komiserim benim evim 4. katta. Lan ne fark eder 4. kat, 5. kat? Balkonun kapısı açık bırakılıp yatılır mı ya? Paran nereyedi? Balkonumuzla ilgili hesabı tüysete kaldı. Sağ da masanın üstüne koymuştum komiserim. Ama sen kendin demişsin gelin beni soyun diye. Balkonun kapısı açık, para ortalık yerde duruyor. Ya ben sana ne yapayım kardeşim ya? Balkon kapısı açık bırakın yazılır mı ya? Hata yapmışsın, soymuşlar seni. Ondan sonra sabır tutun bana. Öyle mi? Öyle. Öyle de. He. Peki komiserim, o zaman tutukla beni. Niye? Sizin söylediğinize bakılırsa bütün suçlar bende. O zamanın günahını boşuna ermişim. Tutukla beni o zaman. Nasıl? Teker teker gel lan. Ay şu ışığı bir yakayım ya. Kerim. Şşş. Azıcık yukarı lan. Yukarı. Yukarı. Sağ ol. Lan gel lan. Lan ne lan? Gidelim bu saatinde ne uyandır oğlum? Tam var ya mini piyangonu sonra mı çıkıyordu lan? Lan sana mı çıkacak mini piyangonu sonra mı tutuyormuş? Abo. Aşağılıkta kendini zaten mısır ambarında zannedermiş. Lan bu sivrisinekleri gecenin bu yasında başka bir şey kutu yok mu? Hep bir şey lan. Lan ben de zaten onun için kaldırdım lan. Aba. Nasıl çık ya? Örecek ya. Bir ilaç neyin mi sıksa ne yapsak? Lan oğlum bir haftadır ilaç çıkıyor. Ben burada vallahi sivrisinek diye biz geberik. Lan ne sızdırdı lan gelmişsin. Aşağı. Aşağı. Azıcık aşağı. Lan oğlum aklıma bir şey geldi lan. Ne geldi? Bak şunu kapat sen. Işıkları niye lan? Kapat lan. Ne yapacağım?
ışıkları kapatırsa, bir de şey yaparsa, kapıyı bir açıp kapatırsa, sivrisinekler bizi gitti sanar. Aha, lan bir daha bizi ısırmazlar lan. Ne dinler? Gir. Kolay gelsin, dayı ben geldim. Vay vay, kim gelmiş? Yeğenlerin bir tanesi gelmiş. Hoş geldin, hele geç bakayım. Nereden böyle, hangi rüzgar attı seni buralara? Ya dayı, asker güç şubesine gelmiştin. Dedim oradan da bir sene uğrayayım. İyi ettin. Demek askerlik baktın geldi, he? He dayı ya. Allah izin verirse 2-3 ay içinde ben de askerim. Git yavrum, git. Vatan borcu kutsaldır. Hem askerlik seni tam bir erkek gibi yetiştirir. Nasıl yani? Hem biz de geçtik o yollardan. Ne olacak mesela? Mesela çok güzel patates soymayı, jilet gibi yatak düzeltmeyi öğreneceksiniz. Çok güzel çamaşır yıkamayı, düğme tikmeyi, yerleri paspas yapmayı öğreneceksiniz yeğenim. İyi de dayı, bu nasıl erkek yetiştirmek ki? Senin bu saydıkların hepsi kadın işi değil mi? Ne? Ay, ay öldüm ya. Öldüm kardeşim. Ha, böyle bir oturan. Oy. Şuraya metini gel. Cepte lira yok. Para yok, pul yok. Açta karnım klarnet çalıyor ya. Oy. Ya karnımı doyurabileceğim. Akşam yatabileceğim bir yer bulmam lazım. Bir yer bulmam lazım. Bir yer bulmam lazım. Bir yer buldum. Plan yapmam lazım. Buldum. Buldum. Kocaman boylu postu, boylu dinamik, böyle baldırlı bir adam, yakışıklı bir adam gördün ya karşında, şaşırdın. Tanımayırım. Ya hem yemek yerim, içeride anlatayım ben sana. Hem yemek yerim, hem anlatırım. Anlat. Dur, dur, ya nereye gidiyorsun be? Anam evde yok. Anan yok. Ya bak şu kadına ya, hiç evde durmaz mı bu kadın ya? Ya inan ki seni çıkartamadım. Ya bak şimdi. Şimdi sen beni bakkala göndermiştin yağ almaya 30 sene önce. Ben de gelirken evin yolunu kaybet. 30 yıldır da seni arıyorum. Hatırla, hatırla. Peki yağ aldın mı? Yok. Ulan madem ki yağ almadın, eve niye geliyorsun? Yazıklar olsun sana. Senin gibi hayırsız evlat olmaz olsun. Tuuu! Nasıl? Ya benim hiç uşağım yoktur ki. Ula ula! Kısır adamın evini mi buldum? Nasıl? Ne oluyor lan? Komiserim, bu üç kişiyi kumarhanede kumar oynarken yakaladık. Hem de ne kumar. Ne paralar dönüyordu komiserim, bir bilseniz. Evet, siz üçünüz. Kulüpte kumar oynarken yakalanmışsınız. Komiserim, biz memur arkadaşla pek anlaşamadık. Biz kumar falan oynamıyoruz. Ulan nasıl oynamayalım? Masanın üstünde kumar kağıtları, paralar kırlaçı değilmiş. Süt üstü yakalandınız işte. Komiserim, o paralar hesap üstünüydü. Kumar mamar oynamaydım. Şimdi ben memur arkadaşlara mı inanayım, size mi?
bize inanın komiserim. Niye size inanayım ki? Paci bir kumar oynayıyorsunuz. Ya komiserim, kumar oynamadığımızı size nasıl ispatlayalım? Peki, kumar oynamadığına namusun ve şerefin üzerine yemin edebilir misin? Edeyim oğlum. Ederim komiserim. Et bakayım. Kumar oynamadığıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Sen? Ben de namusum ve şerefim üstüne yemin ederim komiserim, kumar oynamadık. Peki ula, sen edebilir misin? Şimdi komiserim, siz bu arkadaşların kumar oynamadığına dair ettikleri yeminlere inandınız mı? Hadi inandım diyeyim. Sen edebilir misin? Şimdi komiserim, siz madem bu arkadaşların kumar oynamadığına inandınız, benim yemin etmeme ne gerek var? Niye ula? İnsaf komiserim, bu arkadaşlar kumar oynamadıysa ben kumarı kimle oynadım, yalnız mı? Nasıl? Ula Cemal, ula gece beşik mi salladın? Ne bu hal? Ya hiç sorma ya. Kaç gündür gözüme uyku girmeyi, uykusuzluktan eliyorum. Dur, ben sana sade bir kahve söyleyeyim, açılırsın beçi. Süleyman, sade bir kahve getir, bir de çay, set olsun. Ula bu uykusuzluğunun sebebi nedir? Ya kaç gündür gece rüyama Rize Spor'un kaleci söylüyorum. Eşi 90 dakika maç ediyorum. Çok yoruluyorum. Ne edeceğim bilmiyorum ya. Ula bir doktora gitseydin bari. Ula deli misin? Hayatta gitmem doktora. Niye ki? Ya zaten kritik bir haftaya girdik. Yarın akşam da deplasmanda Beşiktaş'la maçımız var. Nasıl? Ah ulan. Buyur Abdullah. Eyvallah abi, sağ olsun. Afiyet olsun. Abdullah. Ne? Senin bir de mektubun var. Bugün postacı bana bıraktı, sen yok idin. Lan ne diyorsun ya? Ya götür onu ya. Hemen vereyim. Bak kaç şunu onu bekliyorum ya. Al. Lan müjdeni ver azıcık bana. Lan uy sevgili uşağım. Allah'ın selamı tabidir. Aleyküm selam. Mektubumu çok yavaş yazıyorum. Çünkü bilirim ki okuma zayıftır. Çabuk okuyamazsın. Benden sana sual ediysen Allah'ıma bin şükür eyim. Yeni bir iş buldum. Emrimde 1500'e yakın adam var. Hepsi de sessiz sedasız kendi hallerindeler. Allah Allah. Ne iş bulduğumu merak edersen söyleyeceğim patlama. Mezarlık bekçisi oldu. Geçtiğimiz hafta buraya iki defa yağmur yağdı. Biri pazartesiden perşembeye, öbürü de perşembeden pazara kadar sürdü. Kız kardeşin Emine bir uşak doğuracak. Daha kız müdür, erkek müdür belli değil. O yüzden sağ dayı mı oldu, teyze mi oldu diyemiyorum. Sağ kötü bir havadisim vardır. Bahriye'de askerlik yapan 10 uşağı kaybettim. Bindikleri denizaltı bozulmuş, inmişler aşağı denizaltıyı itekleyip motorunu çalıştırmak istemişler. Kötü havadisler biter mi? Temel Emicen de tüçan açtı. O da 30'a alıp aldığını 25'e verir. Sürümden kazanıymış öyle dedi.
Bizim köye fındıkçıların temeli muhtar seçtik. Akıllı uşak da. Geçen gün hepimizi zelzeleye karşı aşı yaptırdı. Temel hem akıllıdır hem de duruştur. Senin kutsuğun Niyazi çok akıllı uşaktır. Geçen gün tepeye çıkmış elinde bir ip sallanıyor. Anan uy uşağı ne ediyorsun oraya demiş. O da hava durumunu bakıyorum demiş. Çektim onu akşam karşıma. Anlat bakayım hava durumu işini dedim. Meğer ip sallanınca havanın rüzgarlı olduğunu, açan ip ıslanınca da havanın yağmurlu olduğunu anlaymış. Çok akıllı uşak vesselam. Sen o yaşta böyle değildin paçabaşı. Senin gönderdiğin resmi aldık. Bir yanında yaşlı bir herif, bir yanında yakışıklı bir uşak. Ortada da sen. İyi ki resimin arkasına ortadaki benim diye yazmışsın. Yoksa tanıyamayacaktık. Ya işte böyle uşağım. Memlekette sağ bol bol havadis. Yeni havadis olursa sağ gene yazarım. Baki Huda'ya emanet ol baba. Not. Mektuba para koyacaktım ama geç aklıma geldi. Zarfı kapatmışım. Ulan Niyazi, havını gördün mü? Hayırdır, ne oldu? Adamın biri elmiş, başka bir dine ait mezarlığa gömülmek istemiş. Tövbe tövbe. Ulan öyle iş olur mu ya? Ulan dünyada neler oluyor ya? Ulan Niyazi, seni de böyle başka bir dine ait mezarlığa gömmelerini ister miydin? Ulan Allah yazdıysa bozsun ya. Başka bir dine ait mezarlığa gömülmektense ölürüm daha iyi ya. Nasıl? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Dursun. Ulan gene ne kaynatıyorsunuz kaybedenin törenleri? Hiç ha böyle ölümle falan konuşuyoruz işte. Ulan kafaya mı yediniz? Böyle bir cünde ölümle konuşulur mu? Zaten zamanı gelince bu mahalledeki herkes ölecek. La kendi adınıza konuşun uşaklar, beni karıştırmayın. Niye ki ula? Ben başka mahalleye oturuyorum. Nasıl? Ooo ulan Niyazi, hoş geldin. Hoş bulduk la Dursun. Ulan ne zaman geldin? Geçen gün geldim Avrupa'da. Avrupa'da ne var ne yok? Ne olsun ya? Ya Dursun, Avrupa var ya çok acayip bir yer ya. Herkes böyle sistemli bir şekilde yaşayın. Nasıl yani? Mesela trafik lambaları. Herkes o ışıklara geldiği zaman aynen kırmızıda durur, sarıda hazırlanır, yeşilde de geçer. Ya Niyazi bir şey soracağım sana. Avrupa'da hiç Türk'le karşılaştın mı? Karşılaştık tabii ya, karşılaşmaz olur mu? Peki Türk olduğunu nasıl ayırt ediyorsun? Çok kolay. O trafik ışıkları var ya. O trafik ışıklarının hiçbirini ayırt etmeden geçen birisi var ise anla ki o Türk. Ya Niyazi, Avrupa'da yabancı dil öğrenebildin mi? Yok ula öğrenemedim ya. Ama herkese Türkçe öğrettim ha. Ulan ne diyorsun? Ulan bu büyük bir başarıdır. Nasıl becerdin bunu? Çok kolay Dursun. Herkese borç takarak. Nasıl? Kolay gelsin şu. Uy. Baba, hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya sen nasıl geldin buralara kadar? Ya madem geletiyordun, bir haber etseydin bana da bir ekip gönderi aldırdım seni ya. Böyle geldim, iyi oldu. Yürüyerek geldim, ayaklarım da acıldı. İkinci namazına da yetiştim. Namaza gideceğim de dedim, ha böyle bir köreyim seni. İyi ettin baba, iyi ettin. Namazdan sonra ben seni gönderirim. Gel, gel, gel abone, benim koltuğuma otur baba. İyi, geleyim, dur. Ooo, bayağı da rahat koltukmuş ha. Rahattı baba, rahattı. Ama o koltuğa oturmak bayağı zordur ha. Doğru değilsin oğlum. Bu koltuğa oturmak sorumluluk ister. Herkesin harcı değil. Komiserim, aşağı mahalledeki hırsızlık yapan adamı getirdim.
La, bu gün komiser babamdı. Bu hırsızın cezasını babam verecek. Baba, bu adama ne ceza veriyorsun? Tövbe etsin, bırak onu gitsin. Nasıl? İyi günler memur bey. İyi günler beyefendi. Beyefendi, hiç sınırını aşmışsınız. Size ceza yazmak durumundayız. Bir yanlışlık olmasın memur bey. Ben kesinlikle böyle bir hata yapmam. Beyefendi, bizim gözümüzden kaçmaz. Radarımız tespit etmiştir. Ya bir seferlik affet sana diyeyim memur bey. Olmaz beyefendi, mümkün değil. Cezanızı çekeceksiniz. Ya ben de meteoroloji müdürüyüm yani bu arada. Ne olmuş yani? Yani... Sizin de bir işiniz düşerse ben de size yardımcı olurum demek isterim de. Ya beyefendi, bizim size ne işimiz düşecek ki? Biz yağmur yağsa da çalışıyoruz, yağmasa da çalışıyoruz. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.